Yazarken de o telif eseri, pardon, tercüme eseri yayınlarken de izin alıyor. Hem babasından hem kocasından. İzin aldıktan sonra bu işe girişebiliyor. İsimli. Evet. Ama diğer taraftan şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi kilisenin, az önce biraz İngiliz toplumundan bahsettim. Kilisenin kadın üzerindeki fikri. Diğer taraftan Kur'an'a baktığımızda ilim öğrenmek erkeğe de kadına da farz. Fakat çok ilginç bir şekilde İslam dünyası da buna kulaklarını tıkamış durumda. Ve Şeyhülislamların kendileri de kızlarına eğitim verirken kız çocuğunun belli bir yaşa kadar okutulmasıyla alakalı fetvalar vermişler. Böyle bir yani tezat bir durum da var. Fakat ve biz hani 15. yüzyıldan itibaren hanım şairleri biliyoruz. Divanları günümüze kadar gelen ya da birkaç şiiri gelmiş, gazeli gelmiş hanım şairlerimiz var. Ve bunlarla ilgili gerçekten çok ciddi övgüler söz konusu. Diğer taraftan baktığımızda bizde övgü var, yergi yok. Fakat bu kadınlar da elbette üst düzey ailelerin, çok varlıklı ailenin kızları, evlatları ya da işte yetiştirdikleri kişiler. Zaten diğer taraftan baktığımızda toplum olarak tarım toplumu, sürekli geçim gayesiyle uğraşan insanlar sanatla ya da kendini geliştirmeyle ne kadar uğraşabilir? Bir de onu da söylemek lazım. Yani erkekler açısından da bu durum söz konusu. Eğitim hayatına ne kadar gidebiliyorlar? Şimdi bizim köyde bile, yani küçüklüğümden hatırlıyorum, çocukların tarlada çalışması gerekiyor diye, işte mahsulün kaldırılması gerekiyor diye çocukları okula yollamıyorlardı yani. Şu an bile aynı durum söz konusu. Çocuklar okula yollanmıyor. Özellikle mahsul kaldırılacaksa diyor ki işte ona evde daha çok ihtiyacım var diyor yani. Virginia Woolf'un romanı Deniz Feneri diye çevrildi. To the Lighthouse, Deniz Feneri aynı isimle çevrildi. Annelik ve ev hanımlığının kadın için en uygun ve mükemmel hayat biçimi olduğu dayatılıyor burada. Bu çok güzel bir kadın ve tamamen o dönemin Victorian anlayışını çok güzel yansıtıyor. O anlayışa göre kadın güzel olmalıdır. Evlenecek kadın güzel olmalıdır. Biliyorsunuz korse çok yaygındır. Biz o Western Batı filmlerini görürüz. Ben çok heves ederdim onlara. Fakat iç yüzünü bu şeyden sonra öğrendim. Aslında Victorian kadın anlayışının dayattığı bir şey korse kadınlara. Çünkü ince belli olacak. Bu kum saati şeklini bilirsiniz. Aynı onun gibidirler yani kadınlar. Ne kadar ince olursa bel o kadar şeydir. Güzel, iyidir, güzeldir, çekicidir. Ve korseyi giymeye zorlanır kadın. Yani ev işi yaparken bile korse giyer. Ve o dönemde çok ciddi rahatsızlıkların olduğu geçer. İşte o dönemle ilgili yayınları okuduğunda çok ciddi. Mesela ciğeri ikiye bölüyormuş. Ondan sonra iç organları resmen ayırıyor birbirinden. Ve o dönemde çok bayılmalar, bir sinir hastalığı vardı. Kadınlarda yaygın olan histeri, evet histeri krizlerinin çok yaygın oldu. Halbuki oksijen alamadığı için, korse giyiminden dolayı, oksijen alamadığından dolayı. Buradaki kadın karakteri de aynı şey. 8 tane çocukları var Wolf'un. Diğer iki kahramanımızın çocukları, sadece Helen'in bir tane oğlu var. Veda'nın herhangi bir çocuğu yok. Olmamıştı. Victoria kadın anlayışı burada ön plana çıkıyor. Ne kadar, yani kadının görevlerinin bir tanesi çocuk vermek. Ne kadar çok çocuk verirse o kadar iyi. Diğer taraftan güzel olacak, ev işlerini çok iyi organize edecek. Diğer taraftan erkeğine her zaman için hem psikolojik destek olacak, hem manevi destek olacak. Onun kazandığı parayı en iyi şekilde evde idare ettirecek. Diğer taraftan her şeyden, yani para kazanma dışında her şeyden bu kadın sorumlu. Ve romanda ön plana çıkan hep kadının, buradaki kadın kahramanın güzelliği. Mesela telefonda konuşurken bile onun ne konuştuğu karşıdaki erkeği ilgilendirmiyor. Onun ne kadar güzel bir burna sahip olduğunu düşünüyor mesela oradaki erkek kahraman. Yani orada kadın bir şey anlatıyor, onun hiçbir önemi yok. Ya da masada oturuyorlar,
kadının kıyafetini ve 40 yaşını geçmiş olmasına rağmen hala nasıl bu kadar güzel olduğuyla ilgileniyor oradaki erkekler. Onun haricinde yemeği çok mu güzel olmuş? Evet, güzel olmuş. O zaten olmak zorunda. Hani bu konuda özel bir şey yok, teşekkür yok. Masa düzeni çok mu güzel? Olmak zorunda zaten. Yani o kadının sorumluluğu, çocukların bakımı, giyinmesi, orada da aynı şey söz konusu. Ve ailede eğitimden bahsedildiği zaman erkek çocuklarının eğitiminden bahsediliyor. Kız çocuklarının eğitimiyle alakalı herhangi bir düşünce yok. Mesela oğulları James'in burs kazanmasıyla ilgili bahis konu ediliyor. Orada matematikle ilgili karakök ifadesi var. Onunla ilgili konuşuyorlar. Ve orada kadın kahraman kendisinin ne kadar bilgisiz olduğunu fark ediyor. Ve bir de o kadın kahraman çektiği eziyet var. 40 küsur yaşına gelmiş, kendisiyle ilgili de fikirleri olmuş fakat bunu geliştirememiş. Zaten o kendisi de farkında, diyor ki zaten diyor İngiliz toplumunun bağnaz düşünceleri dolayısıyla bir kadına ciddi bir şey söylemeye başladığında böyle gülünç duruma düşer diyor. Yani çocuklar mesela süt kurumu enstitüsünün süt dağıtımıyla alakalı bir fikrini söylüyor ve herkes gülüyor ona. Orada diyor ki işte diyor İngiliz toplumunun bağnazlığı burada. Kadın diyor ciddi bir şey söylerse böyle gülerler diyor. Senin diyor neyine diyor bir kadın olarak bunları düşünmek. Aslında bu da kendisi de farkında durumun. Bu tarz şeylerin kadından beklenemeyeceğiyle alakalı. Mesela 4-5 tane de kızları var fakat bunların eğitimiyle alakalı, okuluyla alakalı hiçbir bilgiye sahip değiliz. Yani hiç adı bile geçmiyor. Sadece erkeklerin varsa yoksa işte James acaba burs kazanır mı? Diğer büyük oğlu Oxford'a gidebilir mi? Bu düşünceler karşımıza çıkıyor ama kadının eğitimiyle alakalı ya da çalışmasıyla alakalı hiçbir durum söz konusu değil. Ve o kadın bir gün birdenbire ölüyor. Ve bunu da küçük bir parantezle bir cümle içerisinde belirtiyor. Parantez açılıyor. Burada da bir yani bu kadar bütün romanın koca bir romanda bir gün anlatıldı aslında geçmişe dönülerek. Biraz zor bir roman. İlk okuduğumda hiç yani çok uç bir şey gelmişti bana. Sanki hiçbir şey anlamadığımı düşünmüştüm. İkinci okumamda bazı şeyler belirmeye başladı. Yani romanın baş kahramanı bu kadın ve ölümü sadece tırnak içerisinde küçük bir açıklamayla veriliyor. Bir gün diyor işte ayağı tökezledi ve düştü ve öldü diyor. Ondan sonra tekrar diğer şeyleri anlatmaya devam ediyor Virginia Woolf. Burada da yani kadının aslında yaşamı da ölümü gibi, buradaki bir ölümü gibi küçücük bir şey. Yani toplum içerisinde hiçbir önemi yok. Öldü, yaşadı, bu kadar şey yaşadı ama bir anda öldü. Yani bu da hiç önemli bir şey değil. Bu da yine toplumun bakış açısını yansıtmak için aslında ne kadar önemli olduğunu. O sırada bir kadın tarafından ifade ediliyor. Değil mi İngiltere? Victoria denir. Evet. Değil mi? Kraliçe Victoria. O herhalde gökten indiği için öyle. Ya asil olduğu için bir farklı kadın değil mi Victoria? Aslında okumamda şu ortaya çıkıyor. Onunla birlikte Kraliçe Victoria birlikte kadın üzerindeki bu baskılar daha fazla artıyor. Doğru, çok ilginç bir şekilde. Zaten öyle zamanı o kadar kadın idareciler temsildeki kadınları çok eser. Okullarda da kadın öğretmenler, kız öğrenciler için dediler. Orduda da çavuşlar mesela askerleri çok eser değil mi? Allah'ım. Ama hocam bir de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Burada ciddi bir sorun değil mi sizin değindiğiniz gibi? Neden kadınlar kadınlara bu eziyeti yapıyor? Evet. Tabii ki hani bunu genellemek ne kadar doğru böyle bir anlayışı, tabii o da tartışılır. Bu anlayışı sergileyen de esasında toplumun kendisi, kadınla erkekti, toplumun kendisi ve ataerkil toplum anlayışı, yani daha doğrusu erkek kayırıcı olarak adlandırılan ataerkil anlayış kadına da sirayet ediyor. Yani kadın kendisi için erkeğin bakış açısından bakıp değerlendiriyor. Yani onu kadın olarak görmek ne kadar doğru? O da ayrı bir, hani cins, onu bir cins olarak, kadın cins olarak değerlendirmek ne kadar doğru? Çünkü kafa ataerkil kafa.
Burada cins faktörü ortadan kalkıyor. Virginia Woolf'un dikkat ederseniz isim söylemedim. Kadın kahramanın ismini söylemedim çünkü ismi yok. Erkek kahramanın ismi de yok. Mrs. Bayan ve Bay ve Bayan Ramsey diye geçiyor ikisi de. İkisinin de ismi yok. Esasında buradaki vurgu şu. Kadın ve erkeğin de bu ataerkil çark içerisinde bir nesne konumunda olması. Yani onların erkek ya da kadın olması önemli değil. Önemli olan sistemin işlemesi. Bu da canları pahasına da olsa kadın ve erkek bu sistemi işletiyorlar. Burada onu görüyoruz. Kadın, pardon, erkek bir şey, yani ona bir cüzdan olarak görürse kadın bu anlayışta para cüzdan olarak görmesi yanlış olmaz. Yani bir erkek bu işte beni yani şu anda da vardır param için kadınlar bana geliyor anlayışını. Yani şu anda da var. O dönemde daha fazla var. O dönemin aslında kalıntıları bunlar. Yani ben seni bir cüzdan olarak, bir kadın olarak, ben bir erkeği bir cüzdan olarak görmem çok da yanlış değil bu açıdan bakma. Çünkü bana dayatılan bu. Yani seninle para kazanman, sizinle para kazanmanız çok ters bir şey değil. Çünkü size dayatılan bu. Yani sizin göreviniz bu, eve para getirmek. Ben de zengin bir erkekle evlenip işte rahat bir hayat yaşamak güya. Çünkü tek seçenek bu kalıyor geriye. Çünkü bana çalışma hayatı vermiyorsun, para kazanmama izin vermiyorsun, miras bana kalamıyor. Mirastan bile, babamın, ailemin kazandığı mirası bile ben kullanamıyorum. Yani erkeğe veriyorsun bunu. Bana hiçbir şey kalmıyor, nefes alacak hiçbir şey kalmıyor. Bu durumda ne yapabilirim ben? Sorusu kalıyor, burada büyük bir soru işareti oluyor. Fatma Aliye burada, Udi romanında bunu ön plana çıkarıyor. Bu kadının hiçbir, ona bakacak hiçbir erkeği yoksa ne yapacak bu kadın? Ölecek. Yani ölmeyi mi hak ediyor? Udi, Bedia ile bunu ön plana çıkarıyor. Kadına imkan verildiğinde, mesela Bedia özel dersleri vererek hem kendisine bir ev yaptırıyor, çok güzel bir ev yaptırıyor. Yeğenine bakıyor aynı zamanda. Ve bunların emektar bir köleleri var. Hani azat edilmiş ama bırakmamış. Yaşlı bir adamcağız. Hamallık yapsa bize ne kadar bakabilir diyor. Ya zaten yaşlı. Diğer taraftan abisinin kızı yani yeğeni. O da hep hastalıklı, üzüntüden rahatsız, verem neredeyse verem olacak. Onlara iki can bize bakıyordu. Benle birlikte üç. Yani bize kim bakacak diye kalıyor. Endişeyle özel derse yöneliyor. Gerçekten de orada mesela Fatma Ali özellikle belirtiyor. Bir erkek gibi evini düzdü diye söylüyor mesela. Bir erkeğin kendisine yapamayacağı belki de birçok erkeğin kendisine sağlayamayacağı imkanı bu şekilde sağladı diyor bir kadın olarak. Yani esasında burada bir de şeyi ön plana çıkarıyor. Toplumsal bir sorunu yani toplumun düşünmediği evet bir sistem var bu sistem işleyecek yani ona erkekler bakacak kadına bakmakla erkek sorunu ama bu sistemde büyük bir gedik var büyük bir açık var yani bu açığı gösteriyor Fatma Aliye bir de ona hiç mesela Udun'u çok seviyor Udun'u hep hani benim erkeğim cananım benim işte maişetim diye dertleşiyor. Bir taraftan Udu orada kişileştirme söz konusu oluyor. Evet, deniz fenerine geri dönecek olursak burada da kadının istek ve arzuların dikkate alınmayışı da göz önünde seriliyor. Yazıldığı dönemin ve toplumun aynası konumundaki romanda fedakar eş sorumluluğun her zaman kadına ait olduğu da özellikle vurgulanıyor. Yani fedakar eş sorumluluğu nedir burada? Romanda ön plana çıkan. Kadının bir takım arzuları vardır fakat bu arzuların dile getirmez. Getirmemesi gerekir. Onun ilk görevi erkeğini memnun etmektir. Yani varsa yoksa onun çocuklarını bakın öyle bir ayrım da söz konusu oluyor. Onun çocukları yani kocasının çocukları benim çocuklarım diyemiyor kadın. Kocamın çocuklarına en iyi şekilde anne olacağım diye düşünüyor. Halbuki onun da çocukları. Ama öyle bir algı var ki onun çocuklarına dönüyor iş. Ve kendisinin psikolojisinin bozulmaya hakkı yok. Kendisinin hasta olmaya hakkı yok. Hasta olsa bile bunu belli etmeyecek. Ne için? Kocası üzülmesin diye.
Çünkü onu her durumda rahat ettirmesi gerekiyor. Yani bunu bir dayatı olarak ortaya çıkarıyor. Alnında Mavi Kuşlar Romanı 1979 yılında yayınlanmıştı, tekrar hatırlatırsak. Eğitimde fırsat eşitliğinin kanunla, bu dönem eğitimde fırsat eşitliğinin kanunla sağlamlaştırıldı. Kadının para kazanmasını sağlayıp ve işte çalışmasına dair olmak üzere ev dışı bir faaliyeti gösterebilmesi için kadına birçok hukuki, siyasi ve sosyal hakkın tanındı. Diğer bir de işte kadının bireyselliğinin devlet tarafından kanunla güvence altına alındığı bir dönem. 1980'li yıllara kadar geldiğimizde Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren çok çeşitli kanunlar ortaya çıkarıldı. Fakat bu romanda Aysel Özak'ın bunların toplumdan yansımasının çok sönük olduğunu vurguluyor. 1980'lere gelene kadar biz bu kanunu, 1928'de çıkarılan kanunun işleyişini göremiyoruz. Eşit eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin uygulanışını göremiyoruz. Mesela buradaki kahramanımız fakir bir mahalle. Fakir bir mahallede yaşıyor bunlar. O dönemde fabrikalar, yıl 1960'lı yılların başları. Yani onun çocuk olduğu dönemler 1960'lı yıllar. Yani ilk doğum yılı diyebiliriz. Baktığımızda o dönemde kadınlar, kız çocukları ortaokula kadar okutuluyor en fazla. Ortaokuldan sonra ya evlendiriliyor. Bakın orada kadının çalışması, kız çocukları gidiyorlar çalışıyorlar fabrikalarda. Baktığımızda burada kadının çalışması diye bir durum söz konusu değil mi? Fakat buradaki şöyle bir ayrım var. Orada kadının birey olarak çalışması değil de eve katkıda bulunması gereken, yani mesela çocuk maaşını alıyor, kız çocuğu geliyor bütün parayı eve veriyor. Vermek zorunda. Yani orada sırf zaten fakirler, orada bir zorunluluk olarak dayatılıyor. Yani yoksa kızımız gitsin çalışsın, ayaklarının üzerinde dursun ya da harçlığını kendisi çıkarsın diye değil de evin geçimine katkıda bulunsun diye mecburen. Eğer onlar iyi bir durumda olsalar, geçinebilseler kızın çalışması diye bir durum söz konusu olmayacak. Yani bir mecburiyete dayandırıyor. Zaten şey de öyleydi, Udi romanında da Bedia mecbur kaldığında çalışmayı düşünüyor. Son raddeye kadar da hatta çalışmamak için direniyor. Çünkü bu çok ayıp bir şey. Bu roman, o dönemde siyasi olaylar da, Aysel Özak'ın siyasi olaylara da değiniyor. Mesela 1900, 1 Mayıs kanlı oldu. 1 Mayıs. Taksim olayları diyor. Evet, Taksim olayları. Mesela bu romanda nirengi noktası 1 Mayıs. Kanlı oyuna katılması. Kahramanımızın ismi şu an unuttum. O dönemde daha 28 yaşlarında, ya da yanlış olmasın 23 doğru, ya 23 ya 28. Ailesini bırakarak İstanbul'a geliyor. Bundan 3-4 yıl önce, yani 1971 mi oluyor? 77. Evet, 1977. Önce evlenmemek için direniyor. Çok güzel bir kız çocuğu, 16 yaşında. Ve liseye zorla gönderiliyor. Hatta mahallede liseye gönderilen tek kız çocuğu. Liseden eve, evden liseye. Ve bunun için de çok şanslı hissediyor kendini. Fakat çok sıkı bir denetim var. Orada mesela abisinin arkadaşları eve geldiğinde hemen üst kata çıkmak zorunda. Üst kata çıkıp odada kendisini kapatmak zorunda. Onu hiçbir erkeğin görmemesi gerekiyor. Mesela işte kıyafetine çok karışılıyor. Ayak üstüne atılmasına çok karışılıyor. Okuduğu kitaplara karışılıyor mesela. Bir nebze abileri üniversite okudu, büyük abisi. Onun kitapların dünyasıyla tanıştırıyor. Çünkü çok sıkı, çevreden çok sıkı bir şey var. Denetim söz konusu. Bunu da ezikliğini kapatabilmek için küçük erkek kardeş üniversite okurken Ankara'dan ona kitaplar yolluyor okuması için. Çünkü çok yalnız hissediyor kendisini. Ve ailesi de şöyle düşünüyor. Bu çok güzel bir kız. İleride başımıza iş açabilir. Yani bu kadar bir kız. Üniversiteyi kazandığı halde gönderilmiyor. Çünkü üniversiteye giderse yoldan çıkar düşüncesi var.
Ve zaten orada yansıtılıyor. Mesela abisi üniversite okuyor ama oradaki gençlerin durumunu da romanda yansıtılıyor. Kız ve erkek ilişkilerini, üniversitedeki kız ve erkek ilişkilerini yansıtıyor romana. Ve böyle olursa Armağan, evet şimdi ismi geldi buna. Armağan çok şey bir kız, çok masum bir kız. Onu kandırabilirler. Nazarı var. Yani burada da yine yani bir fanusun içinde tutuluyor kız çocuğu ve bu durumda hayatı tanımayan kız olsun erkek olsun yaşamı tutunamaz elbette. Böyle bir durum söz konusu olduğu için yani Aysel Özakın'da kız çocuklarını yetiştirirken ne kadar yanlış yetiştirdiğini, bir birey olarak algılanmadığını, bir insan olarak görünmediğini, sürekli denetim altında tutulması gereken bir varlık olarak lanse ediliyor. Ve mesela liseyi bitirdiğinde de hemen bunun başını bağlamalıyız diyorlar. Abisinin subay bir arkadaşı var. Bununla zorla nişan yaptırılıyor. Ve bu romanda şöyle anlatıyor Aysel Özakın. Bununla birlikte Armağan'ın dünyası daha da küçüldü. Çünkü denetim daha fazla arttı. Bu kez görümce oluyor, tam bilmiyorum ben. Nişanlısının ablası tarafından ya da kardeşleri tarafından gözetim altında ya da kayınvalidesi, kayınbabası tarafından gözetim altında tutuluyor ve birdenbire Armağan yüzüğü atıyor. Büyük bir şok etkisi oluyor bu ailede. Dediğimiz gibi burada başının bağlanması gerekiyor. Çünkü mesela ev işleri yapmıyor. Sürekli böyle kadının yapması gereken, kadına düşen sorumluluklar, yani toplumun kadına dayattığı sorumlulukları nasıl yapar bu kız? Evlenerek yapar. Yani bunu ancak bu şekilde biz hizaya getirebiliriz diye düşünülüyor. Evlilik de bu anlamda romanda kadının boyun eğdirilmesine bir araç olarak karşımıza çıkıyor. 1 Mayıs etkinliği de neden romanda özellikle ortaya çıkıyor? Bununla birlikte Armağan şuna karar veriyor. Ben diyor böyle bir olaya katılacağım çünkü ben topluma yön veren hareketler içerisinde olmalıyım bir kadın olarak. Eğer kadın topluma yani bir birey olarak topluma yön veren hareketler içerisinde bulunursa o toplumda o toplumun sistemini değiştirecek kararlar alınırken o mekanizma içerisinde bulunursa topluma yani toplum tarafından artık normal bir insan yani bir birey olarak değerlendirilebilir. Ben söz sahibi olmalıyım ki bu kararlarda kendim için de söz sahibi olabileyim. Kendi hayatımla ilgili kararlar verirken söz sahibi olabilirimin yolu açılmış olur düşüncesi. Aysel Özakın'ın yazısında ortaya çıkıyor buradan. Yavaş yavaş. Evet. Çalışmanın alanı katkısı çok da önemli değil. Bir de ataerkil toplum, hani bu özellikle 1 Mayıs 1977'ye geldiğimizde 1847'den 1977'ye ne değişti diye baktığınızda çok da bir şey değişmemiş oluyor. Hukuki haklar elde edilmesine rağmen uygulama yok. Çok az. Hala da devam ediyor. Baskılar devam ediyor. Evet şu anda da aynı hala şekilde. Hala devam eden çevreden oluşuyor. Evet bu kültürel kodlar devam ediyor. Burada da tabii bu sistemin değişmesinin daha çok zor olacağı, çok, daha devam çok edeceği. Çok sular akacak. Evet, toplumdaki yerinin, yani eğitimde bile aynı şey söz konusu. Kadına eğitim hakkı düşünülürken mesela o ilk dönemlerde daha iyi nasıl anne, hani anne çünkü eş olarak kadın anne olduğunda eğitimli olsun ve çocuklarına da iyi bir eğitim verebilsin düşüncesi var. Yani onu yine birey olarak düşünmüyor. Ya da kocasına ayak uydurabilsin düşüncesi var. Ve romanların hiçbirisinde kadın toplumda aktif olarak görülmez. Yine birey olarak değerlendirilmemesi söz konusu. Aile işlerini ve birlikte ev işlerini organize eden taraf olarak görülmesi hala devam ediyor. Fakat bunlarla ilgili mücadele yazarların ve baş kahramanlar arasında karşımıza çıkıyor. Şu benim özellikle söylemek istediğim bir şey. Normalde işte baş kahramanı erkekler olan romanlara baktığımızda onların ciddi başarılar elde ettiğini görüyoruz.
ve kendi yaşamlarıyla bir de söz sahibi bunlar. Orada kendisine deli gibi aşık olanlar kadınlar, karakter olarak kadın karakterler karşımıza çıkıyor. Burada kadınlar baş kahraman olmasına rağmen kendi hayatları ilgili bir söz konusu yok. Yani söz sahibi olması söz konusu değil. Aslında baş kahraman gibi görünüp, değil mi? Normalde baş kahraman her şeyi yapabilir. Güçlüdür o. Çünkü baş kahraman yani ölmez, yenilmez vesaire. Fakat bu romanlara baktığımızda baş kahramanlar kadın ama hiçbir söz hakları yok. Herhangi bir kuvvetleri, güçleri yok. Yine ne oluyorlar? Erkekler tarafından yönlendirilme söz konusu. Bu da bunu da söylemek istedim. Her durumda kadınların bireysel hakları çiğneniyor ve erkeklerin menfaatlerine dönüyor. Yani romanlarda da ön plana çıkan bunlar. Siz kendi fikrinizi destekleyecek romanları özellikle seçmişsiniz. Mesela bir Hayde Edip'in efendim Handan'ı, Tatarcı, bunun gibi karakterler de var. Yani burada güçlü, gerçekten kadını çok güçlü bir yere koyan, kendi ilişkilerini yönetebilen ve gerektiğinde bir erkek gibi davranabilen ve bunun övüldüğü ve bu şekilde devam eden hayata bakışta işte şey gibi Hayde Edip gibi böyle insanların da romanları var. Ama siz özellikle kendi tezinizi aynı paralelde düşünen romancıları seçip yapmışsınız tabii ki. Bu romancıları siz kendiniz mi seçtiniz yoksa hocalarınızın size bir yönlendirmesi oldu mu? Yok, ben kendim seçtim. Esasında bu benim ilk çalışmam değil. Bu benim ikinci doktora tezim şöyle. Başka bir konuya başlamıştım. Hı-hı. Ama hocam söylemişti. Teknik bir konuydu. Bana öğreteceği bir şey olmadığını düşündüm. Vazgeçtim. 1,5 sene onunla geçti. Daha sonra buna geçtim. Ve bunları ben hep kendim hazırladım. Sizin o söylediğinizle alakalı mesela diyorsunuz ya erkek aslında onlar da projedir o romanlarda. Olsun istenen şey. Evet yani bir kadının nasıl olması gerektiği ile ilgili projeler. Yani, evet proje yani bir Türk kadını böyle olmalıdır. Aha. Projesi vardır. Bir de biliyorsunuz ortam savaş dönemidir. Aha. Bir mücadele söz konusudur. Ve bunları da yani olması gerekiyor. Savaşa kadın da katılmalı ki bu savaş kazanılsın projesi var orada da. Bir de diyorsunuz ya erkek gibi. Yani yine bir kadının kadın gibi olma algısı yok. Bakın söylediğinizde erkek gibi diyorsunuz. Evet, aslında burada biz ciddi bir tuzağa düşüyoruz. Her defasında tuzağa düşüyoruz. Mesela erkek Fatma tabiri değil mi? Toplumumuzda çok yaygındır. Ne zaman kadın başarı gösterse, kendi ayakları üzerinde dursa bu erkek gibi diyorsun. Erkek gibi kız tabiri kullanıyor. Peki kadın burada, gibi kadın nasıl başarılı? Bir kadın gibi kadını tarif edebilir misiniz? Yani tarif edemem çünkü ben bu toplumda yaşıyorum. Tarif edemiyorum çünkü yapamam ben. Evet fikirlerine sürebilirim yani ama anne, çocuğunu yetiştirmek için yetişen kadın şartlandırılmış kadınsa ama erkek Fatma kadın da arzu edilmeyen kadınsa arzu edilen kadın kadını nasıl arzu ediyor acaba? Ya nasıl şöyle bir kadın? Şey var. Hayır bir de şöyle bir şey var. Yani bunu söylerken erkeği de söylemek gerekiyor. Yani bir kere erkeğin kendi erkek algısını düşünmesi gerekiyor. Biz zaten kadınlar olarak hep kendimizi düşünüyoruz, hep sorguluyoruz ve sürekli kendimizi ayna gibi yansıtıyoruz. Mesela Armağan mesela bir yere gidiyor, iş görüşmesine gidiyor. Erkek sigarasını erkek gibi söndürmeye çalışıyor. Ayak üstüne atıyor ki kendisine güvenen, ayakları üzerine basan bir kadın algısıyla baksın karşıdaki erkek diye düşünüyor. Aslında buradaki Ayşe'nin iğreti durumu önümüze çıkıyor. Yani kendisini erkek gibi gösteriyor. Orada tabiri özeli de kullanıyor. Erkek gibi sigarasını diyor. Erkek gibi dik durmaya çalışıyor. Yani neden erkek gibi olsun diye bir soru işareti ortaya çıkıyor. Neden kadın gibi? Acaba kadın gibi kadın nasıl olunur sorusu da ortaya çıkıyor burada. Bu arada bazı romancılar farklı şekilde değerlendirme yapmış olabilir mi? Mesela Kemal Tahir hepimizin bildiği devlet baba kavramı devlet adayı çeviriyor. Ve orada annelik öne çıkıyor. Yani devleti anneye benzetiyor. Devlet gibi bir ana, bir anne. Yani bu tür romancılar da var değil mi? Yani biraz belki dengeyi kurmak adına Beyler'in tezi bir kadın böyle büyük bir kadının bu durumunu almış böyle bir durumu. Ondan sonra onu destekleyen eserleri incelemiş ve o